Sadece alerjik bir hastalık olarak değerlendirmek doğru değil. Astım hastalarının aslında çoğu alerjik değildir. Özelliği tekrarlayıcı olmasıdır. Bir mevsim boyunca yaklaşık 6 ayda eğer 3'ten fazla hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük atakları geçiriyorsa biz o zaman bunu astım olarak adlandırmaktayız. Genellikle astım viral üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı çocukların daha dirençli olduğu 7-8 yaşlarından sonra sıklığı azalır. Çocuklara astımla ilgili test yapmak gerekir mi? Hayır, her çocukta bunun için teste gerek yok. Eğer alerji testi yapacaksak bunun doğru bir sonuçla değerlendirilebilmesi için çocukların 5 yaş civarında olması gerekir. Çünkü 5 yaşın öncesinde yapılan cilt testleri tam olarak doğru sonuç vermeyebilir. Bronşit ve astım hastalarının %80-90'ı 7-8 yaşından sonra ortadan kalktığı için bu testleri yapmak için acele etmeye gerek yok. Daha çok çocuktaki bronşit veya astım bulgusunun, yani öksürüğün, nefes darlığın hangi nedenle ortaya çıktığına bakmak gerekir. Eğer çocuk kreşe başlamışsa ve kreşteki viral üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bu ataklar meydana geliyorsa büyük ihtimalle bizim hastalığımız alerjik bir astım değil, viral üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası oluşan bronşit ve astım ataklarıdır. Çocuğun bronşit ve astım gelişimini önleyecek koruyucu ilaçlar ve tedavi edilecek ilaçlar. Bunların başında kortizon dediğimiz bir takım ilaçlar gelmektedir. Anne babalar haklı olarak kortizon lafını duyduklarında büyük bir çekinti duymaktalar, tedirgin olmaktalar. Ama bizim çocuklarda kullandığımız kortizon düzeyleri öylesine düşük doz ve öylesine kısa sürelidir ki çok büyük oranda hiçbir yan etki gözlenmeksizin hastalığı tedavi edebilecek doza ulaşıyoruz.